Selamlar. Kıymetli dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Şöyle kadrajımı ayarlarsam daha güzel olacak. Evet, hoş geldiniz. Ayşe, Aysel. Böyle özellikle bir güruh var. Hemen atılıyorlar canlı yayın gördükleri zaman. O benim çok hoşuma gidiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. İyi bir pazartesi olmuştur hepiniz için. Ben canavar gibi başladım. Ben bomba gibi başladım. Bombastik, sökavastik başlıyorum hep. İyi ki çalışmak var diyorum her zaman için. Gerçi bana sorsanız ben çalışmıyorum ama yani işte. Teşekkür ederim. Rukiye sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ben sizinle beraber olmaktan da çok mutluyum. Keşke her akşam canlı yayın yapabilsek. Vallahi özlüyorum ben yani canlı yayın yapmayı. Sizi bilmiyorum ama bu uyurken zayıflama serüveni gerçekten birçok insanın hayatını değiştirdi. Özellikle birçok güzel DM'den mesaj alıyorum. Onların beni ne kadar motive ettiğini tahmin edemezsiniz yani. Gerçek anlamda bir şeyleri değiştiriyoruz. Hem Yenilmezler programı vardı geçen gün. Cumartesi, pazar çok güzel bir program geçirdik. Aynı zamanda buradan kıymetli dostlarımız sizler bize eşlik ediyorsunuz. Bu çok muazzam bir şey. En güzel şey de burada öğrendiklerinizi aslında insanlarla paylaşmanız. Beni yolda da çeviriyorlar. Birçok tanıdık, tanımadık birçok insan güzel hikayelerini benimle paylaşıyor. Gerçekten muazzam. Hilal demiş ki, Elif ben 4 gün oldu başladı tıkınırcasına yemem azalmaya başladı diyor. Helal olsun. Zaten bu canlı yayınların amacı da birazcık sizi desteklemek, motive etmek, sürekliliğinizi sağlamak. Konya Beyşehir'den selam. Raziye Konya'ya geliyorum. Cuma günü Konya'ya geleceğim inşallah. Ama ben gezmeye geliyorum tabii ki. Konya'ya, oraya da geleceğim. Senin oraya da geleceğim. Bir de Çatalhöyük'e gideceğim. İnşallah. Dostlar şimdi bu hafta yani böyle arkadaşlarımızı gönderelim, bizi rahatsız etmesinler. Teşekkür edelim. Bu hafta Salı ya da Çarşamba günü başka bir ses kaydı paylaşacağım. Bambaşka bir içerik olacak. Gene böyle küçük küçük minik minik sizi motive etmek için o ses kayıtlarını dinlemeye devam edeceğiz. Ama bu akşam aslında bahsetmek istediğim şey, sizler kendi ses metinlerinizi de hazırlayabilirsiniz. Ses dinlemek de çok önemlidir. Yani telkin dinlemek de çok önemlidir. Vites arttıracağımızı zaten söylemiştim. Özellikle Eylül'den sonra çok ciddi vitesler arttıracağız. Herkes arttıracak. Kendin kendinize bunu yaptıkça daha da sonuç almanız hızlanacak tabii ki. Ama bizimle beraber ilerlemek isteyenler, ben daha profesyonel ilerlemek istiyorum diyenler, bu işleri saniyeler içinde yapmak istiyorum diyenler Yenilmezler programında gelebilir. Başımıza beraber her zaman bekleriz. Hatay, Ankara güzel. Kastamonu. Pembe davet ederseniz gelirim. Yani davet ettiğinizde gelmedim mi? Buraya bir soru işareti bırakıyorum. Almanya. İnşallah. Almanya'ya inşallah geleceğim. 4 Eylül'de Tony Robbins'in etkinliğine geleceğim inşallah. Köln'e. Budapeşte, Eskişehir, Tarsus. Wow, Sakarya. Benim profilimde hipnotik öneriler kanalımda da gerçi paylaşıyorum ama orada bir paragraf metni göreceksiniz. Yapmanız gereken şey telefonunuza kendi sesinizi kaydetmek olacak. Onu kaydedip gece yatmadan yarım saat önce dinlediğinizde isterseniz o metni kendi sesinize seslendirin. 2-3 dakikanızı falan alacaktır zaten. Ama tabii arkadaşlar o genel bir telkin. Yani hedefe yönelik mi? Onu sizin kendiniz bilmeniz gerekiyor. Benim vermiş olduğum bu kanallardan verdiğim her şey genele yönelik. Ama Yenilmezler programında nokta atışı yapıyorsunuz tabii ki, o başka bir şey. Ama bir genele yönelik çalışın. Eğer çalışıyorsa da o şekilde devam edecektir yani, hiç merak etmeyin.
Ben 2 ayda 9 kilo verdim ama annem gelince maalesef düzenim bozuluyor. 2 ayda 9 kilo güzel vermişsin ama. Tebrik ederim. Arkadaşlar yani çok hızlı aktığı için göremeyebilirim. Lütfen beni azarlamayın. Chat'te beni azarladığınız zaman gözükmüyor, gene gözükmüyor yani. Hızlı bir şekilde ben okumaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Merak etmeyin. Azerbaycan. Ya bir çağırsak da gitsek Azerbaycan'a. Evet, iştahınız azalabilir. Ama ses dinlemek de çok önemli arkadaşlar. Birkaç aydır gece günlüğü tuttuğunuzu biliyorum. Ama gece günlüğüne ek olarak lütfen ses kayıtlarınızı da oluşturun. Ses dinlemek de çok önemli çünkü. Dışarıdan telkin almak ve kendinizi bu anlamda motive etmek çok ama çok önemli. Burcu tatilde Afşa'da. Burcu'nun tatili bitmedi. Bu nasıl bir tatil Burcu? Ne zaman konuşsak tatildesin arkadaşım sen. Vallahi maşallah. Zayıflayacağım diye tatilden tatile koşuyor Burcu. Böyle de bir motivasyonu var. Dur bakalım ne zaman bitecek tatili. Bursa, Almanya. Rize. Edremit güzel. Tatlı yeme isteğimi geceleri yeniyorum. Güzel. Gece kalkıyorsanız oraları da birazcık telkin verseniz güzel olur sizin için. Yani gece yemelerini bıraktım. Kendimi artık sadece iyi bir uykuya teslim ediyorum. Uyku döngümü tamamlıyorum ve bana çok iyi geliyor gibi. Bu arada bizim bir canlı yayın konuğumuz vardı. Dur onu kaçırdım. Neslihan Hanım geldiniz mi? Bakayım. Sağ olsun davet ettim ama geldiyseniz geldim yazar mısınız? Oo Amerika güzel. San Diego. Neden yarım saat önce? Çünkü yarım saat önce uykudan yarım saat önce direkt artık konuğumu bekliyorum da bu arada. Gece yatmadan yarım saat önce hepimiz telkin almaya daha açığız. Yani bilinçaltı programlamaya daha açığız. O yüzden gece hızlı bir şekilde yazıyoruz ya da dinliyoruz. Neslihan Hanım geldiyseniz çete geldim yazmanız yeterli. Ya da ben mi göremiyorum? Cümlelerin hepsi aynı olabilir. Bir saniyenizi alayım. Bir dakika. Rüya barış olarak göremiyorum ama. Rüya barış. Rüya barış geldiyseniz geldim yazın. Diğer arkadaşlar niye geldim yazıyor onu anlamadım. Ya alemsiniz ya. Rüya barışı bekliyorum. Ya da en altta sağ tarafta bir artı işareti var. Ona basmanız yeterli. Rüya barış tamam. Göremedim bir an. Rüya barış geri çevirdi diyor. Tekrardan bir deneyelim. Şey de mesela enteresan. Yani Instagram'da evet canlı yayına geç diyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Telefonu böyle sabit bir yere koyabilir miyiz? Sizi daha Evet, bir net saniye. görebileceğimiz bir yere.
Ay bir saniye. Alo. Şu an duyuyorum ben sizi ama böyle sizi daha net görebileceğimiz bir yer olmaz mı? Şu anda içeri giremiyorum. Hiç müsait değil. O yüzden mecburen buraya şey yaptım. Gündüzden bahsetmiştim ya, ufak bir oğlum Ha, var, uyumadı. Şu doğru anda doğru içeride söylüyorsun. grip atıyor. O Tamam. yüzden buradayım yani. Problem yok. Peki bize hikayenizden bahseder misiniz kısaca? Bir kere bir ayda kaç kilo vermiştiniz? Bir ayda 7 kilo vermişim. En güzel tarafı hiç fark etmeden vermişim. Yani ben doktorlara falan gittim, böyle benim bir vitamin eksikliklerim mi var, bir yerde ters giden bir şey mi var diye. Asla kilo veremeyen bir insandım. Ama birdenbire dediğim gibi hiç fark etmeden vermişim. Yani ona çok mutlu oldum. Kıyafetlerim bollardı. Ondan sonra etrafımdakilerin tepkileri gelmeye başladı. Aa işte çok kilo vermişsin falan diye. Hep böyle hani ödem tutan bir insan olduğum için ödemlerim gitmiştir gene diyorum. Hiç böyle üzerime alınmıyorum falan. Sonra bir gün dedim ki bir tartılayım bakalım. Hani kıyafetlerimin bolardığını görünce bir tartılayım bakalım dedim. Eksildiği görünce havalarda uçtum böyle. Çok mutlu oldum gerçekten. Güzel yani. Güzel, devamını bekliyorum inşallah. İnşallah. Bu duygusal yemek var mıydı ya da takınırcasına yemek? Çok fazla vardı. Yani ben bunu uygulamaya başladıktan sonra fark ettim ki bu evde en çok ekmeği ben yiyormuşum. En çok tatlıyı ben yiyormuşum. Tatlıya aşırı düşkünlüğüm vardı. Şu anda gördüğüm zaman diyorum ki hayır yemeyeceğim. Canım istemiyor çünkü. Wow. İnanılmaz derecede bir şeyler değişti yani. Hani böyle çok değişik bir şey istediğimde benim şeyim salatalık. Hemen böyle salatalık doğrarım, onu yerim falan. Ama böyle canım yemek yemek istemiyor, işte açlık hissetmiyorum. Daha önce sanırım şey vardı, duygusal yeme işte herhalde tetikliyordu. Ne bileyim, böyle bir hani fark ettiğim zaman, ben 2 saattir bir şey yemiyorum, hemen böyle bir şeyler beni tetikliyordu. Ama yemem lazım, elim ayağım titriyor, ben çok aç kalmışım falan gibi. Ama şimdi asla öyle bir şeyim yok. Gerçekten çok mutluyum yani, inşallah böyle devam edecek. Güzel gidiyor yani. Gerçekten güzel gidiyor. Bu anlamda size minnettarım gerçekten. Çok mutluyum. Ne diyebilirim? Ben de mutluyum böyle düşündüğünüz için ve bunu kendi kendinize başardığınız için. Yani tebrik ediyorum sizi. Peki şimdi bizim arkadaşlar size soracaklardır. İlk soru şudur size. Ne yazdınız? Nasıl yaptınız? Buyurun. Ne yazdım? Ben sizin telkin hikayelerinize baktım, hipnotik önerilerinize baktım. İşte atıyorum ben 60 kilodayım. Şu anda bu arada 87 falanım herhalde. Ondan sonra ama o şekilde yazıyorum yani. Ben 60 kilodayım. İşte duygusal, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımı farklı yollarda, kabul edilebilir yollarla karşılarım falan gibi. Aslında birçoğu sizin cümleleriniz yani. Sizin hipnotik önerilerde gönderdiğiniz cümleler. Ama çok faydasını gördüm. Vallahi tebrik ederim. Yani ama özellikle duygusal yemeği bitirmek, tıkınırcasına yemeği bitirmek, onları bir kere bırakmak gerçekten çok güzel bir şey. Aslında Evet, en benim zoru için o. çok zordu. Evet, benim için çok zordu onu bırakmak. Yani zoru başardım gerçekten. Şimdi yemedikçe kendimi hayret ediyorum. Böyle hiçbir şey canım istemiyor. Hani gereksizmiş, gerçekten o yemelerim gereksizmiş, onu fark ettim. Ve mutluyum yani, hani yemediğim için gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Bu tabii motivasyon konuşmaları benim için de çok önemli. Birçok insan için de çok önemli. Sizi Evet. dinleyerek çünkü insanlar başlıyorlar. Tabii ben de işte sizin programınızı takip ederek böyle bu şekilde canlı yayına katılanları dinleyerek falan çok motive oldum. Motive olmak gerçekten çok önemli. Aynen. Peki 7 kilo ne kadar zamanda verdiniz diyorlar. İşte 1 ay kadar hemen hemen. Bir ayda 7 kilo. Ki ben tartıya neredeyse sarılıp yatan bir insandım yani. Dakika böyle aklıma geldikçe gün aşırı falan tartılırdım. Tartılmayı unutmuşum. Sonra işte dediğim gibi hani kıyafetlerim bolarınca falan dedim ki Allah Allah, benim tartım neredeydi acaba, bir tartılayım bakalım falan diye. İşte sanıyorum 1 ay falandı yani, çok uzun bir müddet değildi.
Ama şey yani siz bu işin kendi kendine olduğunu ve kendi kıyafetlerinizden bunu hissettiğinizi söylediniz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü Yani özellikle sürekli yaptığım bir şey yok. Şimdi ben çok mesela diyet programları denedim. Ondan sonra böyle hani çok şeyleri takip ederdim. İşte tarçınlı Türk kahveleri sabah aç karnına şudur budur bilmem ne falan. Hiçbir sonuç alamayınca böyle artık vazgeçtim. Yani dedim ki ben hayatıma bu şekilde devam edeceğim herhalde. Ondan sonra dediğim gibi size denk gelince dedim ki ya ben bu işi yapacağım. Ben bunu bir yani katılacağım dedim. Ben kendimce dedim bir şeyler yapacağım. Yazacağım ne kaybederim en fazla kaybedeceğim dedim. Kilolarım olur inşallah dedim arkasında. Ve başardım. Vallahi tebrik ediyorum. Dediğim gibi ağzınıza sağlık. Arkadaşlara ilham olsun, gaza gelsinler. İnşallah. Onlardan esenlik işi yapsınlar. Türkiye'yi zayıflatalım. İnşallah hep beraber Çok zayıflayalım. teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. Hoşçakalın. İyi Toplantı yayınlar diliyorum. gelsin. İyi akşamlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Yani burada arkadaşlar tabii yapılan şey aslında kendisi ilk önce duygusal yemesini bitiriyor, tıkanırcasına yemesini bitiriyor. Ondan sonra kilosuna yansıyor. Ha, kiloya yansımak bir süreç de olabilir. Önemli değil ama önemli olan şey duygusal yemeği bitirmek. İlk hedefimiz zaten bu. Kendinizde göreceğiniz ilk büyük değişim duygusal yemeği bitirmek. Yani akşam eve gelmişsindir, tıkınırcasına yemek yiyorsundur mesela bir tepki olarak. Bu ihtiyaçlarını farklı şekilde karşılamaya başlamak. Aslında zaten onu yapacaksınız önce. Ve kilonuz kendi kendine gidecek. Tekrar ediyorum, kendi kendine gidecek. Neslihan Hanım'ın söylediği gibi kıyafetleriniz bollaşacak. Sizin sonradan haberiniz olacak. Çok sonradan haberiniz olacak yani zayıfladığınızı hissetmeniz. O yüzden kendinizi sürekli takip etmenize gerek yok. O arka planda oluyordu. Bir haftada olur, bir ayda olur, 2 ayda olur. Ya 5 ayda olsun hadi ne olacak ki yani? Bir daha o kilolar geri gelmeyecek zaten. Yeter ki bu sürece kendinize girin, kendinize adayın. Özgün Hanım, teşekkür ederim. Sizden de çok büyük bir performans bekliyorum. Bakalım devam edelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz soru cevap yapalım. Yenilmezler programı ile ilgili çok soru soruyorsunuz. Chat'te görüyorum ama DM'den bize yazabilirsiniz ya da benim profilimdeki WhatsApp linkine tıklayıp oradan benim ekibimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız. Benim Hipnotik Öneriler kanalımı mutlaka takip edin. Daha bir sürü güzel şey olacak. Önemli olan sadece fiziksel forma girmek değil, aynı zamanda duygusal forma da girmek. Evet arkadaşlar, her akşam yazacaksınız. Sertifikalı eğitim var mı? Sertifikalı eğitim yok. Ben sertifikadan çok daha kıymetli bir şey veriyorum program sonunda. İnsanların daha da hoşuna gidiyor. Teşekkür ediyorum. Eskişehir'e selamlar. Bu telkinlere ne kadar devam etmeliyiz? Bunu şöyle düşünün. Bir çeşme düşünün. Çeşmenin akması için öncelikle biraz su pompalamak lazım, değil mi? O işte suyu pompalamak birazcık yazmak demek, dinlemek demek, telkin dinlemek demek. Ama birazcık daha analitik bir insansan, yani çok, çok kritik etmeye yatkınsan mutlaka telkin hikayesi dinle. Benim Hipnotik Öneriler kanalında paylaştığım telkin hikayesini dinle. Bu arada bazı arkadaşlar Hipnotik Öneriler kanalına giremiyorlarmış. O da zannediyorum onların Instagram'ı ile alakalı bir şey. Hani çoğu insan 30 kaç? 35 bin kişi var Hipnotik Öneriler kanalında yani. Demek ki giriyor insanlar. Ses kaydınızı kendinize göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Bu arada programdaki mevzuyu çok soruyorlar. Hani Yenilmezler programında ne var diye soruyorlar.
Yenilmezler programında 6-7 tane demo çalışması var aslında. Kendinize uygulayacağınız senaryolar var. Onlar hazır kalıplar, hazır senaryolar. Artı bir de program içerisinde entegrasyon bölümü var. Çünkü biz bir düğme tekniği kullanıyoruz. Ensemizde bir düğme var. O düğmeye bastığımız an kendimizi hipnotik seviyeye doğru otomatik çekebiliyoruz. Yenilmezler programında bunlar öğretiliyor. Yani daha da profesyonel yapmayı öğreniyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Kendinize tabii ki güvenin ve bu teknikleri olabildiğince hızlı bir şekilde hayatınıza alın ki işiniz sadece kilo vermek olmayabilir. Finansal dünyanızı da zenginleştirebilirsiniz. Daha mutlu, daha başarılı insanlar olabilirsiniz. O Tülin'cim gelmiş. Hoş gelmiş Tülin. Tülin hoş geldin. Laleciğim sen de cansın. Teşekkür ederim. Mine diyor ki bizzat denedim bir haftada istediğimi de yedim 800 gram verdim çok garip diyor. O kadar dikkat ettim veremedim senin dediklerini söyledim verdim. İşimiz bu. İşimiz bu bizim. Yani o yüzden en akıllıca kilo vermek zihinsel kilo vermektir. Sen kendi zihnini programladığın zaman yani bilinçaltını programladığın zaman ve inandırdığında kendim İşte 10 kilo aşağıdayım inandığında senin zaten bir şey yapmana gerek yok. Zaten sen dediğimiz taraf da o kadar kıymetli ve kuvvetli değil. Yani bilinç ve bilinçaltı çalışması yapan arkadaşlar bunu bilirler. O yüzden siz kendinizi programlamaya bakın ve devam edin. Antep'e selamlar. İstemeden aksadınca kaldığım yerden devam edebilir miyim? Tabii ki öyle. Emel Altın yok diyor ki otohipnoz bir numara. Wow. Ama herkes Emel Altın yok değil. Yani herkes senin kadar telkine yatkın değil. Bu arada arkadaşlar telkine yatkın olup olmadığınızı hemen test edebiliriz isterseniz. Şöyle bir test yapalım. Telefonları mesela bir yere koyalım şimdi. Şöyle yorum yapmayı bir kapatayım. Ellerini doğru uzatalım ve birleştirelim. İşaret parmaklarını açalım karşılıklı. Elinizi bükün. Ve parmaklarınızı açın. Tam ortasına odaklanın parmaklarınızın. Tam ortasına odaklanırken beni unutun. Sadece ortaya odaklanın. Ve parmakların sağ sol parmak uçlarında iki tane dünyanın en kuvvetli mıknatısı olduğunu düşün. Ve tam ortasına odaklan. Şimdi düşün ki bu mıknatıslar birbirlerini kuvvetli bir şekilde çekiyorlar. Gitgide yaklaşıyorlar, gitgide yaklaşıyorlar, gittikçe yaklaşıyor. Aynen böyle. Gitgide yaklaşıyor, sen odaklandığın için gerçekleşiyor. Gitgide yaklaşıyor, gitgide yaklaşıyor, odaklanmayı sürdür. Gitgide yaklaşırken aradaki etkiyi fark et. Sıcak mı, soğuk mu, manyetik bir çekim mi hissediyorsun? Gitgide yaklaşıyor, gitgide beraber birbirine çok doğru çekiliyorlar. Gitgide yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Çok güzel. Evet. Bırakabilirsin parmaklarını. Eğer ki odaklanırken beni dinlediysen parmakların çok büyük ihtimal şöyle birleşmiştir. Ama eğer ki şöyle de kalmış olabilir. Veya da hiç oynamamış olabilir. Ama böyle yaklaşmasını, minik minik yaklaşmasını bekleriz. Genelde biz. Tam odaklanırsan ve beni dinlersen bu şekilde yaklaşacaktır. Ama tabii uyku düzenine de alakalı olabilir. Ama şu şekilde bekliyorsan telkin dışarıdan telkin almaya pek yatkın olmayabilirsin. O zaman sürekli olarak da emir komuta taktiğini uygulaman gerekir. Benim anlattığım bir emir komuta taktiği vardı. Onu izlemeni öneririm. Evet, yavaştan birleşir. Çünkü bilinçaltı yavaş yavaş hareket eder. Benimki tamamen yapıştı diyorsan Figen, o zaman sen telkine çok yatkınsın demektir. Evet, genelde yaklaşır. Şöyle küçük minik minik yaklaşır ama.
Odaklandıkça, otoriteyi dinledikçe, ki ben sizin için otoriteyim, şöyle minik minik yaklaşır. Ama hiper telkine yatkınsan, onlar işte onlara bayıldığım kesim. Ama o kesim %5, toplumun çok az kesimi. Ne söylersek gerçek olan kesim, mıknatısı düşünüyor, pat diye yapışır böyle. Çok şanssızlar onlar tabii ki. Telkinleri bir hafta uyguladım, 2 kilo verdim. Güzel. Bu arada çete küfür, hakaret, yazan arkadaşlarla avukatım ilgileniyor. Onu da hatırlatayım. Gülben Ergen'in dediği gibi kim tutmuyoruz avukat tutuyoruz. Devam. Yaşamasam inanmazdım. Benimki tak diye yapıştı. Evet, genelde öyle olur. Hipertelkin kolay etkilenen insan mı demek? Hassasiyet olan, evet, dışarıdan çok çabuk telkini aldığı an içselleştiren insanlardır. Ama hem çok avantajı var hem de biraz dezavantajı var. Oğlumun dikkat dağınıklığı var. Ne yapmam gerekir? Doktora gitmen gerekir bununla ilgili. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu mesela bir telkine yatkınlık testidir. Ama bazı insanlar telkini alır bu şekilde bekler. Onlar biraz daha analitik insanlar olabilir. Ama %100 kendini veriyorsan böyle genelde şöyle minik minik yaklaşır. Temmuz'da başladım, 4 kilo verdim. Maşallah. Bakalım. 4 kilo vermiş. Bu arada kilonuzun gittiğini, kıyafetlerinizden anlayacağınızı tekrardan hatırlatayım. 6. gün 2 kilo verdim. Güzel. Ama önemli olan şunu da bana ekleyerek söyleyin tabii ki. Kiloyu vermek tabii güzel bir şey ama yemek alışkanlıkların değişiyor mu? Yemek alışkanlıkların değişiyor mu? O çok önemli bir şey. Bu arada tahliye rüyalarını bana çok soruyorlar. Arkadaşlar, tahliye rüyası bir emir içerir. Yani hani şey gibi değil. İstişare rüyası gibi değil. Onu da çok karıştırıyorlar. İstişareye yatmak gibi bir şey değil yani. Tahliye emri verdiğimiz bir şey. Yani devlet de verir ya, tahliye emri, dışarı çıkın gibi bir şey. Sen o tahliye rüyası telkinini verdiğin zaman o psikolojik etkiyi bekliyoruz senden. O eski alışkanlıkların, yemeğe olan inançların, eski beslenme alışkanlıkların bu akşam itibariyle bilinç altından tahliye edilsin, dışarı atılsın dediğimiz şey. Ümmühan diyor ki, ben çikolatayı bitiremedim. İlk kez oluyor bu hayatımda. Helal olsun. Muazzam. Telefona not alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. De arkadaşlar, program ücretli mi diye bana sormanıza gerek yok. Yani siz kendiniz çalışırken ben size şunu söylüyor muyum? Siz maaş alıyor musunuz? Yani ha, öyle bir şey söylüyorsun ki ücretli mi? Sen maaş alıyor musun çalışırken? İnsan kendi mesleğini yapıyorken ücret alır mı almaz mı? Peki onu sorayım. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Böyle insanlara bayılıyorum. 11 kilo verdim. 80'de kaldım. Durdu. Ne yapabilirim? Yazmaya devam edebilirsin. Kendine sesli telkinler verebilirsin. Tahliye rüyasını her konu için bir kez mi yazıyoruz? Yo, yani tahliye rüyasını birkaç konu için de yazabilirsiniz tabii ki. Dondurmayı çok severdim, şimdi hiç canım çekmiyor diyor Ayşegül. Muazzam. Benim kaç kilo olduğumu sormuşsunuz. Ben
Çok tartılan bir insan değilim arkadaşlar. Yani 36 bedenle 34 arasında gider gelirim. Hani böyle çok tartılmak gibi bir huyum yok benim. Sizin de olmasın yani. Biz patates değiliz çünkü. Domates değilsin, patates değilsin, gerek yok. Burcu diyor ki hedefe kadar yazacağım, son 5 kilo vereceğim, toplam 18 olsun. Canlı da kutlarız. Hadi Burcu. Sen 18 kilo ver Burcu. Sana özel ekstra bir sürprizim var. Bak 2000 kişinin içinde söylüyorum. Burcu otohipnozla 18 kilo versin. Özel bir sürprizim olacak Burcu'ya. Daha ne yapayım? Daha ne diyeyim? Yenilmezler programı sadece kiloyla mı ilgili? Hayır, kiloyla ilgili değil. Aynı zamanda finansal gelirinizi arttırmak için de kullanacağınız telkinler var. Özgüvenle alakalı, korkular, kaygılarla alakalı, birçok konuyla alakalı var. Ama temelinde benim aslında bana yöneltildiği zaman benim iki tane temel konum var. Bir uyurken zayıfla, bir uyurken zenginleş. Bu konularda iddialıyım efendim ben. Dayım 10 kilo verdim diyor. Helal olsun dayımeye. Önemli olan beslenme alışkanlıklarının değişmesi. Onlar değişti mi? Tartılmanı istemiyorum. Sisteme zararlı mı? Sisteme zararlı diye değil ama yani sürekli tartılmanın bir anlamı yok. Yani kıyafetlerinden onu anlayabilirsin, yüzünden anlayabilirsin. Çünkü bazen o tartı sürekli sizin demoralize edebilir. Tülin diyor ki söz verdi, ben bilirim. Ne güzel ikramları olur Elif'imin diyor. Helal olsun Tülin. Teşekkür ederim. Ama Tülin'le de işimiz bitmedi. Onunla da bir işimiz de var. Yarım kalan bir şey var. Onu devam edeceğiz yani. Evet. Uyurken zayıflayacağız. Uyurken zenginleşeceğiz. Ceren diyor ki beslenme alışkanlıklarım değişti, spor yapmaya başladım. Çok güzel. Benim yeme isteğim çok çabuk değişti. 4'te 5'te yatıyorum, bu saatte işe yarar mı telkinler? Arkadaşlar telkinleri yazdıktan sonra hemen uyursanız işinize tabii ki yarar. Etkisi diyor hemen başlıyor mu diyor. Etkisi kişiden kişiye göre değişir. Yani bazı insanlar işte bir ayda 7 kilo verir. Neslihan'ın şimdi yaptığı gibi. Bazı insanlar bir ayda 1 kilo verir. Bazı insanlar bir ayda hiç kilo veremez. İkinci ayda öyle bir kilo vermeye başlar ki tam istediği hedefe gider. Yani keşke böyle bir kalıp olsa da ben size böyle elinize bir reçete verebilsem ama öyle bir şey yok ne yazık ki. Tülin Avcı Cengiz 19 günde 5 kilo. Çok güzel. Devam ediyorum çalışmaya. Elif 50'ye kadar her gün geliyor. Aynen çok güzel Tülin. Sen o işi yapacaksın ben eminim bu işe zaten. Eğer öyle olmasa ben de senin peşini bırakmam. Yani güvenmesem Tülin'in de peşini bırakırdım. Ama bırakmıyorsam demek ki inanıyorum demektir. Menopozla ilgili çok soru geliyor sana, lütfen cevap verir misin? Hayatım ben doktor olmadığım için menopoz konularını bilemiyorum ne yazık ki. Koçluğun dışında size hiçbir şey vaat edemiyorum. O yüzden bir doktora danışmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki menopozda olan arkadaşlar da bu telkinleri yazabilirler yani hiçbir mahsuru yok. Mehtap diyor ki bir haftada 4.300 gram verdim. Muazzam! Muazzam! Elvan 2 günde yarım kilo vermiş. Güzel. Bakıyorum sorulara. Elif ben kilo olarak değil de mesela hep 38 beden kalacağım yazsam olur mu? Olmaz. Çünkü 38 bedendesin ama yağ mı daha fazla, kas mı daha fazla bunu da bilemeyiz. O yüzden kiloyla beraber gitmek daha da mantıklıdır her zaman için.
Yeni başlayanlar için yazmak ya da ses telkininin bir sırası var mı? Hayır, yok, ama genelde hızlı bir şekilde yazarız. Ondan sonra kendi ses kaydımızı dinler, uyuruz. Bu arada daha uzun bir metin istiyorsunuz ama arkadaşlar, daha uzun metinler de Yenilmezler programında var. Çünkü ondan önce de belli başlı bir eğitim almanız gerekiyor bununla alakalı. Yani kendi sıkıntılı o tarafı bir kere yakalamanız gerekiyor. Yoğun hassasiyet noktalarını yakalamanız gerekiyor. Bu da 14 saat sürüyor. Yani 14 saatlik bir şey de burada ancak bu kadar küçültebilip verebiliyorum. Kilo yağ verdim denilse olur mu? Kendi hızınızda tabii ki olur. Kendi hızımda, kendi oranımda. Bu arada bizim işimiz tabii doktorluk değil. Onu tekrar hatırlatayım. Bizim işimiz doktorluk değil, psikologluk değil, psikiyatrilik değil. Yani bizim işimiz koçluk. O yüzden koçluğun bana vermiş olduğu yetkilere dayanarak bunları söylüyorum. Sizi motive etmek için söylüyorum. Tekrar hatırlatayım. Bir ayda 7 kilo verdim. Çok güzel. Yazıları karalayarak yazsak oluyor mu demişsin Aysuncuğum? Olur. Sigarayı bırakabilirsiniz, özgüven geliştirebilirsiniz. Maddi geliriniz iki katına çıkartabilirsiniz. İpek Tuzcuoğlu'yla yaptığım bir yayında zaten mental bankayı anlatıyorum komple ben. Yani aklı olan o yayını izler. Öyle söyleyeyim. Yazdıktan sonra hemen uyuyamazsak uyumanın bir yolunu bulacağız artık Nisa. Yani önemli olan çünkü yazıp uyumak. 1,5 ayda 3 kilo verdim fakat durdu, ne yapmalıyım? Sen ısrarla devam etmelisin bir kere. Israr ve ısrarla devam etmelisin. Erken yatmak için de telkin verebilirsiniz, güzel uyku uyumak için. Yüzme korkusu için de aynı şeyleri kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Bölgesel zayıflamak istiyorsak hangi telkinleri yazabiliriz? Şimdi arkadaşlar, bölgesel zayıflamak diye de bir şey pek mümkün değil. Çünkü ilk başta vücut kilo alırken ilk başta bel bölgesinden alıyor. Ondan sonra böyle yukarıya doğru çıkıyor. En son işte yüzü falan doldurur. Sonra sen kilo verirken yüzden vermeye başlarsın. Ondan sonra aşağıya doğru gider o iş. O yüzden bölgesel zayıflamak diye bir şey ne yazık ki pek mümkün değil. Yani sistemin bir kilo alış hiyerarşisi var. Onu uyaraktan tekrardan o kiloyu verecektir. Sana birebir ulaşabilir miyim? İşte programlara gelebilirsiniz. Bakalım. Diyor ki çok hızlı yazıp okunmayacak şekilde mi olacak yoksa sadece hızlı mı yazacağız? Hızlı bir şekilde sadece yazmayı deneyin. Neden yavaş veriyorum, bir aydır yazıyorum? Çünkü herkesin hızı kendine bağlı. Yani hiç kimse sana şu kadar zamanla şu kadar kilo vereceksin garantisi veremez. Böyle bir şey yok. Bir de arkadaşlar, bizim yapımız çok kaotik bir yapı. Yani daha önce hiç biyolojiyle ilgilenmediyseniz ya da nörobilimle ilgilenmediyseniz bence birazcık entelektüel açıdan oralarda da fikir sahibi olmak önemlidir. Yani hani kilo vermekten bir tık önce mesela insan dediğimiz şeyi tanıyarak, biyolojimizi tanıyarak ya da birazcık nörobilimle
bilimsel yaklaşarak, yani niye böyleyiz, niye biz kilo alıyoruz, veremiyoruz, birazcık da entelektüel seviyede tartışabiliriz. Yani ben burada çok canınızı sıkmak istemiyorum bunları konuşarak. Ama bu konularda da fikir sahibi olmak önemli bir şey. Aa, Şeker Hanım gelmiş. Benim sorunum gece yemeleri, bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Var Ayşegül Hanım. Ben size onu özelde anlatırım ne yapacağımızı. Emel diyor ki videoları izleyin, yenilmezlere katılın, hepsi bu. Helal be Emel. Kim tutar seni? Bir ayda 5 kilo verdim Elif diyor. Tebrik ediyorum. Hamileler yapabilir mi? Yapamaz. Hamile arkadaşlarımız yapmamalı. Önemli olan çocuğun sağlıklı doğması. Hamileliğiniz bittikten sonra yapabilirsiniz. Amerika'dan selamlar. Teşekkür ediyorum. 2 kilo, 2 konu için yazılabilir mi? Tabii ki yazabilirsiniz. En son videoyu İpek Tuzcuoğlu muydu? Evet. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Tahliye rüyalarından bahseder misin? Tahliye rüyalarından şöyle bahsedebilirim. Tahliye rüyaları bir emirdir. Bilinçaltınıza verdiğiniz bir şeydir. Yani o yemenin bir alışkan, o yeme alışkanlığının bir görevi varsa. Mesela çikolatayı belki antidepresan olarak yiyorsun. Belki oyuncak olarak yiyorsun. Yani bir yemeği yemeden önce zaten arkadaşlar kendinize sormanız lazım. Bu şimdi ne yani? Neden bunu yiyorum? Niye bunu tüketiyorum? Açsan tamam. Bak aç olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Gerçekten açsan. Gözlerini kapatırsın. Protein bir şey düşünürsün. Et, yumurta, balık. Eğer böyle iştahın geliyorsa evet açsındır gerçekten. Böyle ağzın sulanıyorsa et, balık, tavuk böyle gördüğün zaman evet o zaman açsındır, ama onları gördüğüm halde bir şey hissetmiyorsam aç değilimdir yani. O duygusal açlıktır. Elif İpek'te mental banka şeması çok küçüktü, göremedim. Onu büyüteceğiz, merak etmeyin. Onu olmazsa Hipnotik Öneriler kanalında paylaşırım. Oo Ersin Bey, hoş geldiniz efendim. Ersinciğim, telkinler muhteşem diyor. Teşekkür ederim. Diyabette diyetisyenle İpek Tuzcuoğlu öyle bir yayın yaptı ki, bak o yayını izlemezseniz çok pişman olursunuz. Ersin her şeyi masaya yatırdı, hani öyle söyleyeyim. Elinize kalemi kağıdı alın. İpek Tuzcuoğlu'yla Ersin'in yaptığı yayını mutlaka izleyin. Yani gerçekten çok güzel bir yayındı. Ben yayın çekilirken oradaydım, dinledim. Sonra yayınlandığı zaman program bir daha izledim. Düşün artık, öyle güzel bir program. Evet değerli dostlar, çok teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yarın akşam tekrardan birlikte olacağız inşallah. Yarın akşam akşama kadar kendinize çok iyi bakın. Telkinlerle kalın. Aa çok çok güzelsin. Sema evladımız için destek yayını yaptım. Geldim hemen. Vallahi helal olsun. Allah hayrını kabul etsin. Evet. Yarın akşam görüşmek üzere. Sen kalın, hoşça kalın. YouTube İpek Tuzcuoğlu Kapılar programı YouTube kanalında. Aynen öyle. İyi akşamlar.